أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Değerli kardeşlerim, inşallah bugünkü sohbetimizin konusu Ramazan ayının kazanımları olacaktır. Allah Teala istifade etmeyi hepimize nasip eylesin. Malumunuz artık Ramazan ayının sonlarındayız, son günler. Önümüzdeki günlerde bayrama kavuşacağız. Bizden istenen Ramazan ayında bir takım şeyler var. İşte bu noktada bugün sadece Ramazan ayına mı has bu istenilen şeyler, yoksa Ramazan'dan sonraya da taşması gerekir mi? O konuyu konuşacağız. Elbette ki malumunuz Ramazan ayı Peygamber Efendimizin ifadesiyle evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtulmuş kimselerin olduğu bir ay. Yani cehennemden kurtuluş ayı. Tabii ki sadece bir ayla alakalı bir durum değildir bu şüphesiz. Bize düşen bu noktada biz Ramazan'da edindiğimiz kazanımları Ramazan'dan sonra da devam ettirmemiz. Peki öylece kısaca bir özet olması itibariyle biz Ramazan'da neyi elde ettik ve Ramazan'dan sonra neyi devam ettirmemiz gerekiyor? Bir ona bakalım. Evvela Ramazan ayı malumunuz oruç ayı. 30 gün boyunca biz bu sene oruç tuttuk. Allah Teala emrettiği için imsak vaktinden iftar vaktine kadar aç kaldık, susuz kaldık. Yemek içmekten uzaklaştık. Biz bedenimize oruç ibadetini tattırdık. Yani bedenimiz bu ibadete alıştı. Bize düşen bundan sonraki süreçte Ramazan bittikten sonra Peygamber Efendimizin sünneti olan pazartesi, perşembe günleri oruç tutabilmek, en azından bu günlerde oruç tutmak. Yine eğer gücümüz yetiyorsa, imkan bulabiliyorsak, hicri ayların 13, 14 ve 15. günlerinde de oruç tutmamız dini açıdan müstehaptır, sünnettir. Yine bizim Ramazan'da kazandığımız kazanımlardan bir tanesi de açlık ve susuzluğun yanında, yani yeme içmeyi terk ettiğimiz gibi gıybeti, dedikoduyu, yalanı terk etmemizdi. İşte bize düşen bunları Ramazan ayından sonraya da sirayet ettirmek, devam ettirmek. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmaktadır. Oruç tutan öyle insanlar vardır ki oruçlarından geriye sadece açlık ve susuzluk kalır. Ve yine nice gece namazı kılanlar var ki namazlarından geriye uykusuzluk kalır. İşte eğer biz bu yalan konuşmayı, gıybeti, dedikoduyu terk etmezsek, tuttuğumuz orucun da çok bir kıymeti olmaz. Aynı zamanda bunları sadece Ramazan ayında terk edersek, yine tuttuğumuz orucun bir kıymeti kalmaz. Çünkü Peygamber Efendimiz'in ifadesiyle oruç bir kalkandır. Bizi günahlardan, haramlardan uzaklaştırması gerekir. Ve kişi de aynı şekilde bu edindiği ahlakı geri kalan 11 aya da sirayet ettirmesi gerekir. Yine Peygamber Efendimiz'in ifadesiyle ibadetlerin, amellerin en üstünü az da olsa devamlı olandır. Eğer biz bir ahlak kazandıysak, bir kazanım elde ettiysek, bunu biz belli bir süre içerisinde sadece üzerimize taşıyorsak, biz o ahlakın, o ibadetin hakkını vermemiş oluruz. Bu noktada bize düşen ömrümüzün tamamında o ibadeti ve ahlakı yaşanır hale getirmek. Yine Ramazan'ın kazanımlarından bir tanesi de infak, yani paylaşmak. Biz Ramazan sayesinde, Ramazan vesilesiyle aslında paylaşmayı öğreniyoruz. Ve şunu biliyoruz ki üzüntüler paylaştıkça azalar. Bir Müslüman
Müslümanın kardeşin, Müslüman kardeşinin üzüntüsünü paylaşmak zorundadır. Yunus Emre bu noktada şunu ifade ediyor. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim, sevilelim, dünya kimseye kalmaz. Eğer dünya kimseye kalmayacaksa bizim bu kadar hızlı bir şekilde mal biriktirmemizin, onu harcamamamızın hiçbir anlamı yoktur. O yüzden bize düşen gerek zekat olsun, gerek fıtır sadakası olsun, gerek nafile infaklar olsun, elimizden geldiğince paylaşmayı bilmek, paylaşabilmek. Belki biz maddi durumumuz itibariyle çok sıkıntı yaşamıyoruz. Ama dünya coğrafyasında baktığımız zaman Müslüman kardeşlerimiz arasında açlıktan ve susuzluktan dolayı ölen nice Müslüman kardeşlerimiz var. Eğer biz elimizden gelen yardımı onlardan esirgersek biz bu ölümlerin sorumlusu oluruz. Bu yaşanan zulmün sorumlusu oluruz. Şüphesiz onları aç bırakan, susuz bırakan bir takım sebepler var. Belki onları sömürenler onları bu hale getirdiler. Ama onlar sömürüldü diye, bu hale geldi diye biz onları yardımsız bırakırsak, biz onlara destek olmazsak biz de bu zulmün, bu haksızlığın birer ortağı oluruz. Ramazan ayı dediğim gibi yardımlaşma ayı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu noktada şu hususu dile getirmekte. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez. Onu düşmana teslim etmez. Din kardeşinin ihtiyacını karşılayanın Allah da ihtiyacını karşılar. Müslümandan bir sıkıntıyı giderenin Allah da kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir. Bir Müslümanın aybını örtenin Allah da kıyamet gününde aybını örter. Yaptığımız herhangi bir şey karşılıksız kalmaz. Bu bir infak da olabilir, bir ibadet de olabilir, bir ahlak da olabilir, bir güzellik de olabilir, güzel bir davranış da olabilir. A'dan Z'ye İslam adına, Allah adına yaptığımızın her şeyin bir karşılığı vardır. Elbette biz o karşılığı için değil, Allah rızası için bu ibadetleri yaparız. Ama bunlar Allah'ın birer vaatleridir. Allah Teala mümin kullarına cenneti vaat etmektedir. İşte kıyamet gününde kim sıkıntısının giderilmesini istiyorsa Müslüman kardeşinin sıkıntısını gidermesi gerekir. Kıyamet gününde, hesap gününde kim bir aybının örtülmesini istiyorsa kendisi de dünya hayatında Müslüman kardeşinin aybını örtmesi gerekir. Yine Müslüman Müslümana zulmetmez. Müslüman, Müslümanı yardımsız bırakmaz. İşte ifade ettiğim gibi özellikle bu aylarda, bu zamanlarda, mübarek vakitlerde elimizden geldiğince Müslüman kardeşlerimize yardımcı olalım. Yine çevremizde, komşularımız arasında ihtiyaç sahibi varsa ya ihtiyaçlarını giderelim veya onlara ihtiyaçlarını giderecek bir kapıyı gösterelim. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmakta, bir insan iyiliğe sebep olursa o da o iyiliği işlemiş gibi olur. Dolayısıyla biz eğer yapamıyorsak da yapanlara en azından gönderelim, yapanların bu iyiliği yapması için biz de aracı olalım, yardımcı olalım. Ramazan sonu cehennemden kurtuluş olan bir ay. Başta da ifade ettik. Zira Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmakta. Büyük günahlardan kaçınılması halinde 5 vakit namaz, 2 cuma ve 2 Ramazan aralarında işlenen küçük günahlara kefarettir. Yani biz büyük günahlardan kaçındıysak,
Tabii ki bu noktada kul hakkından da kaçındıysak, iki Ramazan arasında işlediğimiz günahları diğer Ramazan, ikinci Ramazan kefaret oluyor. Bu büyük bir müjde. Tabii ki bunun hakkını yerine getirmek lazım. Sadece aç kalmak, susuz kalmak yetmiyor. Yalandan, gıybetten, hasetten, ahlaksızlıktan, zarar vermekten uzak durmak lazım. Aksi halde biz orucun hakkını vermemiş oluruz. Böyle bir oruç da yine günahlara da kefaret olmaz. Çünkü Peygamber Efendimiz hadis-i şeriflerinde "Men sâme Ramadâne imânen ve ihtisâben gufira lehu mâ tekaddeme min zembih." Kim Ramazan'ı inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek tutarsa, oruçlu geçirirse önceki bütün günahları bağışlanır. İşte burada iki ölçüt var Peygamber Efendimizin ortaya koyduğu. Birincisi inanmak lazım. Gerçekten Ramazan'ın böyle bir etkiye sahip olduğuna inanmak lazım. İkincisi de sırf Allah rızası için yapmak gerekir. Yaptığımız bütün işlerde olduğu gibi. Dolayısıyla bu noktada şunu da unutmamak lazım. Her ne kadar bu tür müjdeler varsa da farklı bir müjde, tehdit var aslında. O da şu. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmakta. Kul hakkını sahibi affetmedikçe Allah affetmeyecektir. Dolayısıyla hak sahibinden helallik dilememiz gerekir. Eğer biz hakla, kul hakkıyla hakkın huzuruna gidersek bu durumda büyük bir zarara uğramış oluruz. Çünkü Peygamber Efendimizin ifadesiyle bizim iyiliklerimiz alınır, ona verilir, hak sahibine verilir. Eğer iyiliklerimiz karşılamıyorsa onun günahları bizim hesabımıza işlenir. Ta ki hak ödeninceye kadar, karşılığı verilinceye kadar. Kimse böyle bir tabloyla, böyle bir durumla karşılaşmak istemez. O yüzden biz hayattayken, imkanımız varken, sağlığımız yerindeyken hak sahibinden helallik istememiz gerekir. Yine Yunus Emre şiirinde şöyle der. Bir kez gönül yıktın ise şu kıldığın namaz değil. 72 millet dahi elin gözün yumaz değil. Yani kıldığın namazın bir anlamı olmamış olur diyor. Belki hukuki anlamda, fıkhi anlamda o namazdaki sorumluluk üzerinden kalkmış olabilir. Ama namazın sevabı, namazın karşılığı elinden gitmiş olur. Bir kişinin gönlünü yıktıysan. Yunus Emre bunu niye söylüyor? Zira Allah Teala ayet-i kerimede şöyle buyurmakta. İnne salate tenha anil fahşai vel munkar. Şüphesiz ki namaz fuhşiyattan ve münkerattan insanı korur, engeller. İnsana yakışmayan, Müslümana yakışmayan davranışlardan onu uzaklaştırır. Ama işte hangi namaz? Yine Peygamber Efendimizin ifadesi, işte az önce de okuduk. Oruç geçmiş günahları affeder, affettirir, kefaret olur. Peki hangi oruç? İşte yaptığımız ibadetlerin tamamında ilk temel prensip Allah rızası için yapılmış olması. Asla ve asla riyanın, gösterişin karışmamış olması. İkincisi, bu ibadet esnasında özellikle namazdayken masiva dediğimiz Allah dışındaki herhangi bir varlığın düşüncesi zihnimizde geçmemesi gerekir. Elbette bu zor bir şeydir. Ama bizden istenen budur. En azından bunu yakalayabilmek için elimizden geldiğince çabalamamız gerekir. Yüce Rabbim yaptığımız bütün ibadetleri, tuttuğumuz oruçları, kıldığımız namazları dergah-ı izzetinde kabul buyursun. Ramazan bayramına günahları affolunmuş bir şekilde giren, kavuşan kullarından eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.